Efendim mutlu akşamlar. Ben Pınar Akarsu. Günün öne çıkan ayrıntılarını aktarmak üzere Kanal Uçan Haber bültenimize sizlerle birlikteyiz. Hemen ilk haberimize başlayalım. Koronavirüs salgını nedeniyle kafe, lokanta ve kıraathane gibi iş yerlerine kısıtlama getirilmişti. Uygulanan bu tedbirler sebebiyle işleri bozulan iş yerleri kapanan ya da cirosu düşen esnaf için 4 ayrı destek paketi devreye alındı. İşte esnafa getirilen yeni destek paketlerinin detayları. Destek programlarımızı ihtiyaca göre hem genişletiyor hem de sürelerini uzatıyoruz. Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile iş yerleri kapanan yüz binlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak. Doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık 1000 lira esnaf desteği, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda biner lira destek ve büyük şehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Ardından iş yerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnaflarda 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu. Üçüncü fazda ise Halkbank'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının %3'ü oranında destek kararı alındı. Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen lokanta, restoran ve kafeler, şartları taşıyan işletme sayısı 200 bin. Bu konuyla ilgili çalışmalar sürerken yakında başvurular alınmaya başlayacak. Desteklerden yararlanmak isteyen esnafın 2019 cirosu 3 milyon lira ve altında olacak. Gerçek usulde vergilendirilen işletmeler kapsama alınacak. İşletmeler Ticaret Bakanlığı sitesinden sorgu yapacak. Cirosu 2020 yılında %50 ve daha fazla azalan işletmelere destek hesaplanacak. Ciro kaybının %3'ü oranında destek yapılacak. Miktar 2000 lira ile 40 bin lira arasında değişecek. Hesap ne olursa olsun en az ödeme 2000 lira olacak. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Gözler yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadelede gelinen son duruma ilişkin sunum yapacağı toplantıda kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı sorularının yanıt bulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca fahiş gıda fiyatları da görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Ve küresel sorunların yol açtığı sıkıntılara rağmen kararlılıkla yolunda devam ettikçe. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak. Kısıtlamalarda esneme olacak mı, restoran ve kafeler açılacak mı soruları yanıt bulacak. Lokanta ve kafelerin sıkı tedbirler uygulanarak açılabileceği, müşterilerin buralara HES koduyla girmesine izin verilebileceği belirtiliyor. Evet, bu bilgiler bana ait. Tamamdır. Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin saatlerin daraltılabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda cumartesi-pazar günü uygulanan kısıtlamaların gündüz için kaldırılması, hafta içi kısıtlama saatlerinin de 21'den 23'e çekilebileceği de iddialar arasında. Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında. Bu konu da yarınki toplantıda görüşülecek.
Gerek sebzede, gerek meyvede vesaire, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarına gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili talimat vermiş. Bu sorunu çözün demişti. İşte bu konuda toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde ve öyle zannediyorum. Sayın seyirciler, Afyonkarahisar'da pandemi süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Vaka sayıları ciddi oranda azaldı. Hatta neredeyse sıfırlanma aşamasına geldi. Son güncel verileri Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Dünya pandemiyle mücadele ederken alınan önlemlerse işe yaramaya başladı. Bir zamanlar adeta kırmızı renge boyanan Afyonkarahisar'ın koronavirüs haritası artık yeşil. Afyonkarahisar'ın son koronavirüs rakamlarını Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Veysel Eroğlu, vaka sayısının 20 civarına indiğini duyurdu. Eroğlu mesajında, Afyonkarahisar'da salgına karşı alınan tedbirlerin sıkı tutulması ve halkımızın temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmesi netice verdi. Vaka sayısı 20 civarına indi. Haydi Afyonkarahisar, vaka sayısını sıfırlayalım ifadelerini kullandı. Evet, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar'da cadde ve meydanlar bugün de boş kaldı. ...56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma gecesi saat 21 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı 05'te sona erecek. Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu azalırken... ...sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların da hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşil Yol, Ambar Yolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı. Kısıtlamalardan sıkılarak ev dışında izole bir ortamda dinlenmek isteyenler ağırlıklı olarak termal otelleri tercih etti. Afyonkarahisar'daki tesislerde ise pandemi sürecinde güvenli turizm sertifikasıyla başarısını ve pandemiyle mücadelesini tescilledi. Türk turizm sektörü salgın nedeniyle 2020'de sezonu kayıpla açsa da güvenli turizm sertifikasıyla yeni normal ve kontrollü sosyal hayattaki varlığını güçlendirdi. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının en sert etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Türk turizmi bu dönemde aldığı tedbirlerle rakiplerine örnek uygulamalar sergiledi ve vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu ortaya koydu. Misafirin içeri girerken temaslı şekilde ateşi ölçerek içeri girmek dediler. Eğer ateş yüksek çıkarsa burada alarm veriyorlar. Termal turizmin başkenti Afyonkarahisar ve ilçelerinde ise 126 termal tesis, yerli ve yabancı turistlere pandemi süresince de hizmet vermeye devam etti. ...2020 yaz sezonunda turizm birçok ülkede daralırken tatilcilerin talepleri de salgına göre yeniden şekillendi. Tatilciler rotalarını belirlerken güvenli turizm sertifikasının iki ayağı olan güvenilirlik ve hijyeni baz aldı. Termal tatilin adresi Afyonkarahisar'da 30 tesis güvenli turizm sertifikası aldı. Sertifikayı alan termal tesisler müşterilerine gönül rahatlığıyla konaklama imkanı sunuyor. Bu kapsamda tatilciler otellere vücut ısısı ölçümü ve HES kodu sorgulamalarıyla giriş yaptı. Lütfen tekrar deneyin. Bu tabii sizler.
Hijyen açısından en iyi hizmeti sağlayan termal tesisler, İçişleri Bakanlığı'nın getirdiği genelgeler kapsamında da son süreçte havuz ve ortak kullanım alanlarını kapattı. Misafirler kişiye özel sauna, hamam ve termal imkanlarıyla yine tatillerini yapabildi. Afyonkarahisar'da bulunan termal tesis ve oteller, alınan tedbirler, güvenli turizm sertifikası gibi verdiği hizmetler sayesinde izole tatili tercih eden misafirlerini ağırladı. Doluluk oranları %100'e ulaştı. Bu kalemleri tekrar kullanmaması başkasının kullanılmış tarafı açıyoruz. İçeride dezenfektörle tekrar dezenfekte edilip tekrar kullanma açıklarında. Yine maskesinin girilmeyeceğiyle ilgili uyarılarımız var. Separatörümüz var. Öndür ve temaslı şekilde. Güvenli turizm sertifikamız var. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise tatilcilere seslendi. Termal turizmin adresi Afyonkarahisar'da şifalı suların tadına varmaya davet etti. Afyon'daki termal kapçalar çok sağlıklı. Ben şimdi orada kaldım. Otelin ismini vermiyorum ama bütün otellerimiz şu anda termal oteller, sağlık sertifikası aldılar. Ve çok dikkat ediyorlar. Ben mesela dün girdim içeri, hemen elimizi şey yaptık, dezenfektanla ellerimizi temizledik. Ayrıca özellikle ısı ölçer var. Girenler de ateşi ölçülüyor. Odalar çok güzel. Mesafeler korunuyor. Hatta ben havuza girdim. Baktım hamamda da belli yerlere bir mesafe bırakmışlar yani. Dolayısıyla bunu da bütün vatandaşları şu tatil sürecinde Afyonkarahisar'a davet ediyoruz yani. Salgınla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı. Turizm sektörü özellikle aşı çalışmalarının hızlanması, güvenli turizm sertifikasyon programının dünya genelinde etkinliğinin artmasıyla 2021 yılının daha iyi olacağını ümit ediyor. Bölgede etkili olan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Pek çok ilde aşırı yağışlar sonrası taşkınlar yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı. İşte ayrıntılar. Pek çok ilde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle döndü, dereler taştı, vatandaşlar mahsur kaldı. Burdur'da etkili olan yağış nedeniyle yıldırım düşen bir cami minaresi yıkıldı. Köyümüze yıldırım düştü. Aşağı caminin minaresi kökünden yıkıldı. Allah beterinden saklasın ya Rabbim. Çok kötü, çok kötü düştü. Yerle bir olan caminin minaresi görenleri hayrete düşürdü. Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere de zarar verdi. Caminin minaresine düşen yıldırım sonrasında Belenli köyünün elektrikleri kesildi. Burdur-Antalya karayolu da kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunun Burdur girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kent merkezine yakın Antalya kavşağında ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmedi. Karayolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesindense Burdur istikametine ulaşım durduruldu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma yaptı. Uşak'ta da akşam üzeri önce dolu, sonrasında da yağmur yağışı etkili oldu. Dolu ve yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken ıslanmamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Meydana gelen dolu ve yağmur yağışı ise vatandaş kamerasıyla görüntülendi. Denizli'de ise sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Acıpayam ve Çameli ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı su kanallarında taşkın yaşandı. Tarım alanları da yağıştan nasibini aldı.
Ekipler sahada taşkınları önlemek için müdahalede bulundu. Manzara Manisa'daysa işte böyleydi. Sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal, Yukarı Çobanisa, Akpınar ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. Şirin mahallesinde köy deresinin taşması sonucu caddeler su ve taşlarla kaplandı. Yunus Emre ilçesine bağlı bağ yoluyla Avdal mahallelerini birbirine bağlayan ve su baskını nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Köye giden bir aile ise yolda mahsur kalınca ekipler tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de su basan evlere müdahale ederek suyun tahliye edilmesini sağladı. Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin sembollerinden olan ve yaklaşık 5 asırlık çınar ağacı zarar gördü. Fırtınanın asırlık çınar ağacına zarar verdiğini gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı. Aydın'da Kuşadası'nda da etkili olan sağanak yağış caddelerde su birikintileri oluşturdu. Yoldaki araçlar yağmur sularının içerisinde ilerlemekte güçlük çekti. İstinat duvarlarından aşağı akan sel suları mazgallardan, rögarlardan taştı. Aydın'da da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Evet, şimdi de Denizli'deki orman yolsuzluğu haberinin ayrıntılarına bakalım. Orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, aralarında orman işletme müdürünün de bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Sonra da operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma orman yolsuzluğunu ortaya çıkardı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyaç ilçesinde orman kesim işlerinde yolsuzluk yapıldığı ve kamunun zararı uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 aylık takibinin ardından belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında orman işletme müdürü, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, yardımcıları ve nakliye işi yaptığı belirtilen bir şahıs gözaltına alındı. Kooperatif binası içinde yapılan aramada ise kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp tomruk, şüphelilerin evlerinde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira ve ruhsatsız 4 tüfek ele geçirildi. Ayrıca işletme müdürünün Muğla'nın Milas ilçesindeki kayınpederi adına yaptırdığı ileri sürülen villada 10 metreküp kaçak kereste bulundu. Ormandan kesilen ağaçların %90'ının kaçak yollarla kooperatife sokulduğu ve buradan işlenerek Muğla ve ilçelerindeki kereste atölyelerine satışının yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin bu şekilde kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı ileri sürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme müdürü, kooperatif başkanı ve iki yardımcısı tutuklandı. Sayın seyirciler, Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline bir kez daha baskın yapıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 38 kişiye ceza işlem uygulandı. Kumarhanede sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yerde asılı olan maskesiz girilmez tabelası ise dikkat çekti. Mühürlenmişti ama onlar oynamaktan geri kalmadılar. Mesafeyi hiçe saydılar, yine yakalandılar. Herkes kimliklerini çıkarsın. Asayiş Şubesi Müdürlüğü bünyesinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlara yönelik kurulan ekip,
Hoşnudiye mahallesinde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokaline baskın yaptı. Baskında sosyal mesafeyi hiçe sayarak kumar oynadıkları tespit edilen 38 şüpheliye toplamda 119.700 lira para cezası kesildi. Dernek binasında görevli gözüken kişi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamakla bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı. Baskın sırasında duvarda maskesiz girilmez tabelasının bulunması ise dikkat çekti. Ekipler daha önce de defalarca kumar oynayan şüphelileri yakalayarak işlem yapmıştı. Herkes kimliklerini çıkarsın. Manisa'daki 2700 yıllık tümülüslerde definecilere karşı tedbirler arttırıldı. Ahmetli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Bintepeler Lidya tümülüslerinden ikisinin iş makineleriyle tahrip edilmesi sonrası bölgede kaçak kazılara karşı jandarma ekiplerinin devriye sayısı sıklaştırıldı. Defineciler bir şey bulurum umuduyla kazıyor ve bu güzellikler işte böyle katlediliyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde M.Ö. 6 ve 7. yüzyıla tarihlenen Bintepeler Lidya tümüslerinden ikisinin iş makinasıyla tahrip edilmesi sonrası Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki alanın korunması için çalışmalar hız kazandı. Bölgede antik dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs bulunuyor. Ova üzerinde yükselen ve Anadolu'nun piramitleri olarak gösterilen tümülüsler, tarihi öneminin yanında coğrafi güzellikleriyle de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bintepeler Lidya tümülüsleri geniş bir alanda tarım arazilerine yayılmış olması nedeniyle zaman zaman kaçak kazılarla karşı karşıya kalıyor. En son 26 Ocak'ta Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik Mahallesi yakınlarındaki iki tümülüs, kimliği tespit edilemeyen kişilerce iş makinasıyla kazılarak tahrip edildi. Tümülüslerde define arama amaçlı kaçak kazılara karşı jandarma ekipleri devriye sayısını sıklaştırırken, yöre halkından da tümülüslere yönelik müdahalelere karşı duyarlı olunması istendi. Önleyici kolluk hizmetleri kapsamında son 2 yılda 26 kaçak kazıya suçüstü yapıldı. Kazı yaparken yakalanan 66 defineci gözaltına alınırken 5 kepçe, 3 dedektör, çok sayıda kazı ekipmanıyla 3 kamyon ele geçirildi. Isparta'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan emekli eczacının yakınları durumdan şüphelenip polise haber verdi. Ekipler kapı açılmayınca aparta çilingir yardımıyla girdi. Yerde hareketsiz bir halde bulunan emekli eczacının hayatını kaybettiği belirlendi. ...77 yaşındaki emekli eczacı kaldığı apartta hayatını kaybetti. Isparta'da bir apartta kalan Kamil Ruhan Şani'den iki gündür yakınları haber alamadı, durumu ihbar ettiler. İhbar üzerine aparta sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler Şani'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Ruhan Şani'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde refüje devrildi. Kaza sonrası tırda bulunan peynir suyu yola döküldü. Şoför tırda sıkıştı. İlk müdahaleyi ise benzin istasyonu çalışanları yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yan yattı, tırın içinde sıkıştı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde peynir suyu taşıyan tır şoförü direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti, refüje devrildi.
Devrilmenin etkisiyle taşıdığı peynir suyu yola döküldü. Olay yerinde ilk müdahale yakındaki benzin istasyonu çalışanlarından geldi. Şoför sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye ekipler geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mustafa Akşemen'in sağlık durumu iyi. Afyonkarahisar'ın tarihi sokakları hafta sonu kısıtlamasında Rus turistlerin akınına uğradı. 45 kişilik Rus kafilesi Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Afyonkarahisar'ın nostaljik görünümlü yapılarıyla dikkat çeken semti Çavuşbaş, turistlerin ilgi odağı olurken Ruslar tarihi konakları hayranlıkla inceledi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan Afyonkarahisar sokaklarını Rus turistler doldurdu. Kentin tarihi ve kültürel alanlarını gezen turistler özellikle Çavuşbaş'taki tarihi konaklara hayran kaldı. Mevlevi Hane Müze Müdürü Hasan Özpınar, Rus kafiliye eşlik ederek tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgilendirme yaptı. Turistlerle geziyoruz. Şehrimiz pek çok tarihi noktasıyla, kültürel değeriyle yine bu günümüzde de Rus turistleri çekiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, yılbaşında ve sonrasında da yine pek çok Rusya'dan turist ilimize geldiler. Ve bugünkü gezimizde yine Afyonkarahisar'ın tarihi noktaları sonrasında da Frig Vadisi olarak devam edecek. Yani Afyonkarahisar tarihi kültürel noktalarıyla daha fazla tanınmayı, daha fazla gezilmeyi, bilinmeyi hak ediyor. Gelen misafirlerimiz de bu yönünü çok dile getiriyorlar. Bizlere de yine onlara eşlik ederek gezdirmek düşüyor diyoruz. Benim ismim Elena. Ben Türkiye'de 15 yıl boyunca oturuyorum. Hem de Türk mutfağı ile ilgileniyorum. Bu konusundan Afyon'a gelmek çok benim için çok kıymetli. İlk önce çünkü Zafer Bayramımız bundan kaynaklıyor. İkinci de termal oteller inanılmaz güzel. Yöresel yemekleri de çok güzel. Patatesli ekmeği denedik. Tabii ki biz de bunu biliyoruz. Afyon çok önemli, yani karayolları için bir noktası. Ama bu evler eskiden değil mi? Tabii tabii. Evet, gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti çullama köfteden bahsedecek sıradaki haberimiz. UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Afyonkarahisar'da ailesiyle işlettiği restoranda müşterilerine yöresel tatlar sunan bir kadın çullama köftenin unutulmaması için çabalıyor. Bakın çullama köfte nasıl hazırlanıyor ve servis ediliyor. İsmi Ayşe Safkurşun. Afyonkarahisar'da ailesiyle restoran işletiyor. Kente özgü yemekleri yapmaktan ve onları tanıtmaktan da geri kalmıyor. Ayşe Hanım, geçmişi uzun yıllara dayanan Afyonkarahisar'ın eşsiz damak tadı, çullama köftenin lezzetini de geleceğe taşıyor. Uzun yıllar eşiyle kentte çok sayıda kamu kurumu ve özel firmalara yemek hizmeti veren 48 yaşındaki Safkurşun, daha sonra Burmalı mahallesindeki Basın Caddesi'nde yöresel lezzetler sunan bir restoran açtı. Safkurşun, kentin coğrafi işaret tescilli lezzetleriyle geçmiş kültürünü yansıtan çok sayıda çorba çeşidi, et ve sebze yemekleri ve tatlılarını hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Müzik
Saf Kurşun'un restoranına gelen yerli ve yabancı misafirler, besin değeri yüksek çullama köfteye büyük ilgi gösteriyor. Beğenilerek tüketilen çullama köfte iki aşamada yapılıyor. İşte Ayşe Hanım'dan çullama köfte tarifi. Öncelikle soğanlarımız küçük küçük doğranıyor. Maydanoz, kıyma, yumurta, tuz, karabiberle yoğrulduktan sonra ince bulgurumuz katılıyor. Ve bunları ceviz büyüklüğünden biraz büyük bir şekilde köftelerimizi döküyoruz. Sıcak suya kaynaması için bırakıyoruz. Onlar tabii ki çiğ et piştikten sonra süzgeç yardımıyla sularının süzülmesi gerekiyor. Süzüldükten sonra da çullama hazırlıyoruz. Onda da un, yumurta ve karbonat, tuz kullanıyoruz. Çullama süzülen köftelerimizle beraber bulamaç haline getiriyoruz. Kızgın yağ salıp servis tabağımıza alıyoruz. Tadına bakanlar da çullama köfteden oldukça memnun. Zaten Afyon'un malum yöresel yemeklerinden bir tanesi. Biz de çocukluğumuzdan beri bunu zaten bilir tadar yerdik. Ama son zamanlarda bunun pek bir sürümü olmadı. Yapan kişiler de zaten azaldığı için. Bunun en başta hem doyurucu hem de besleyici özelliği var. Hem gayet sağlıklı, doğal. Afyon'a gelen olursa da illa bu çullama köfteye bir çullansınlar derim. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları unutulmadı. Milli Park görevlileri çeşitli noktalara bir ton yem bıraktı. Olumsuz hava koşulları en çok hayvanları etkiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaysa kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı. Milli Park'ta görevli ekipler yılkı atları, yaban sığırları ve alageyikler için farklı noktalara yonca ve saman bıraktı. Milli Park Müdürü Koray Aşık yaptığı açıklamada, ulaşımın güç olduğu ziyaretçiye kapalı alanlardaki hayvanları beslemeye özen gösterdiklerini söyledi. Milli Park içinde ziyarete kapalı bulunan yaklaşık 16 bin hektarlık alanda hayvanlar 48 fotokapanla takip ediliyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 kuşaktır devecilik yapan bir aile. Geçmişe eskiye dayanan deve güreşi kültürünü yaşatmak için çaba sarf ediyor. Pandemi süreci nedeniyle deve güreşleri iptal edildi. Develer şimdi salgının biteceği günlere hazırlanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi, geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan deve güreşi geleneğini 3 kuşaktır devam ettiriyor. Anadolu topraklarında konar göçerliğin yaygın olduğu dönemlerde obalar arası rekabetin bir göstergesi olarak ortaya çıktığı değerlendirilen deve güreşleri bugün Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde sürdürülüyor. Bölge halkının yanı sıra yabancı turistlerin de merakla takip ettiği güreşlere katılan develerin sahiplerinin ise hayvanlara gösterdikleri yakın ilgi ve onlarla kurdukları bağ dikkat çekiyor. Turgutlu ilçesinde yaşayan Tepedelen ailesi de devecilik tutkusunu 3 kuşaktır sürdürüyor. Aile soyadları olan Tepedelen adını verdikleri güreş develerine adeta çocukları gibi bakıyor. Gel oğlum.
salgın nedeniyle şenlikler iptal edilince güreşemediği için huysuzlanan develer hem hareket etmesi hem de güreşlere hazırlanması amacıyla her gün dışarı çıkarılıyor. Bazı günlerde güreş kıyafeti olarak bilinen havut kuşatılan develere şehir turu yaptırılıyor. Deve güreşlerine ve deveciliğe meraklı olan Turgutlu halkı, ilçenin işlek cadde ve sokaklarında gezen develeri ilgiyle karşılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymak zorunda olan vatandaşlar özellikle şehir merkezi kalabalığında tehlikeyle karşı karşıya. Eskişehir'de şehir merkezinde yoğunluk nedeniyle sağlıklarına dikkat etmek isteyen vatandaşlar da doğaya yöneliyor. Şehir merkezi yakınında bulunan göl ve göletlerse balıkçıları ağırlıyor. İşte ayrıntılar. Hem koronavirüsten korunuyor hem de balık tutarak doğada huzur buluyorlar. Eskişehir'de vatandaşlar kalabalıktan kaçıp göl kenarlarına gidiyor. Şehrin stresini burada atıyoruz. Çayımızı demliyoruz böyle semaverimizde. Şehrin karmaşasından ve salgının getirdiği kısıtlamalardan bunalan iki arkadaş, soluğu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sarı Sungur Göleti'nde alıyor. Çay oldu mu be çay? Çay olur, çay olur. Sen balıktan haber ver. Ya balık gelse de olur, gelmese de olur ya. Boş ver ya, Allah Allah. Şuraya bak ya, gözünü sevdiğin doğası ver. Sarı Sungur Göleti'ne gelen iki arkadaş burada odun ateşinde semaverde demlenmiş çaylarını yudumlayıp balık tutmaya çalışıyor. Bir yandan da sokak hayvanlarını besliyor. Buraya yaz kış demiyoruz, geliyoruz yani. Mahallede zaten bir şey yapamıyorsun, gidemiyorsun. Biz burada gelip stresimizi atıyoruz. En güzel böyle izole olma şekli. Vallahi bak bu zamana kadar bir şey olmadı daha hiç pandemiden dolayı. Burada geliyoruz, çayımızı içiyoruz. Oltamızı atıyoruz, balık çıkarsa çıkıyor, çıkmıyorsa çekip gidiyoruz yani saati böyle değerlendiriyoruz. Toprağa temas ediyoruz, doğaya temas ediyoruz. Burada bir tane köpeğimiz var. Onun karnını doyurmak için özellikle geliyorum yani. Burada vaktimi geçiriyorum, gidiyorum. Şimdi Eskişehir'de merkezde oturuyoruz. İnsanların içinde. İnsanlardan kaçmak için yani izole olmak için buraya geliyoruz. Burada çayımızı demliyoruz semaverle. Balığımızı çıkarsa tutuyoruz. Burada vaktimizi değerlendiriyoruz. Temiz hava, bol gıda. Burada çayımızı içip istirahatimize bakıyoruz yani. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen FAO projesiyle hem yüzler gülüyor hem de hayaller gerçek oluyor. Manisalı genç kadın girişimci FAO projesi sayesinde öğretmenliği bıraktıktan sonra yerleştiği bağ evinde aldığı iki inek ve bir karma makinesiyle başladığı işinde şimdi bir yandan ineklerinin sayısını artırırken bir yandan da ileriye dönük olarak bir süt sağım tesisi kurarak istihdama katkı sağlamaya amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen FAO projeleri kapsamında faydalanıcılara verilen desteklerle bireylerin hem iş gücü piyasasına katılımları hem de tarım alanında iş kurma imkanları artırılıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde verilen eğitimlerle katılımcıların mesleki becerileri geliştirilirken, faydalanıcıların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik de kapılar aralanıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Canan Kılıç'ın başarı hikayesi de tüm kadın çiftçilere örnek oluyor. Dicle Üniversitesi beden eğitimi mezunu olan ve öğretmenlik yapan Canan Kılıç, tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen eşiyle birlikte köklü bir değişimin ilk adımlarını atarak şehrin yorucu hayatından uzaklaşıp daha önce var olan bağ evlerine yerleşti. Kursa katıldım. Kursta çok güzel şeyler öğrendik.
Teorik uygulamalardan sonra işbaşı eğitimlerimiz başladı. Bu eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladı. Canla başla çalışarak bazı şeyleri başarmaya çalışıyordum. Amacım bazı alışılagelmiş tabuları yıkmaktı. İnsan isterse her şeyi başarabilecek harika bir varlıktır. Hele ineğin doğum yaptığı zaman o mükemmel duyguyu size anlatamam. Annelik içgüdüsü de olabilir tabii ki bendeki. Kadın olarak çok artı yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Öncelikle çok güçlüyüz. Hele benim gibi eşi her daim arkasında olan kadınlar varsa. Kar yağışı bölgemizdeki birçok kentte etkili olurken elbette ortaya güzel manzaralar da çıkıyor. Bunu da çoğu zaman sizlerle paylaşıyoruz. Son eşsiz görüntüler Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı'ndan. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Yaylacık Ormanı kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Orman varlığı bakımından zengin bir ilçe olan Tavşanlı'da yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylacık Ormanı da o yerlerden biri. Bölge eşsiz güzelliklere sahip. Yaylacık Ormanı göletleri, ağaç türleri, yaban hayatı ve yılkı atlarıyla biliniyor. Tamamıyla da doğal. Bölgenin eşsiz doğal güzellikleri işte böyle görüntülendi. Karla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Yaylacık Ormanı'nda işte bu güzel manzaralar oluştu. Efendim bu güzel görüntülerle de bu akşamki ana haber bültenimizi noktaladık. Yarın akşam saatler 18.30'u gösterdiğinde Ata Gündüz Kurşun sizlerle buluşmuş olacak. Güzel ve keyifli bir pazar akşamı geçirmenizi dileğiyle haftaya bir kez daha hafta sonu ana haber bültenimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.